bir çökme hadisesi. Hem de nasıl bir çökme? Yani sen mesela burada aileden kalmıştır. Kendin yıllarda çalışmışsındır. Vakti zamanında aklını kullanmışsındır. Yemeyip arttırmışsındır. Bir tarla, arsa vesaire bir şeyler almışsındır. Sonra da hayat götürmüş 80 yaşındaki bu hanımefendiyi yurt dışında yaşamaya. Avrupa'da yaşıyormuş ya, Türkiye'ye pek gelmemiş. Ve bu kadının milyonlarca liralık arsalarını satmaya kalktılar efendim. Yanlış duymadınız. Ve eğer o topudaki adaletli kişi bu hareketi yapmasaydı belki şu anda yok olup gitmişti. İşte detaylar geliyor. Kendi çocuklarına bile vekaletname vermez. Burası sanıyorum 40 sene falan önce alınmış. Sahte nüfus kağıdı geliştirilmiş, ona göre imza oluşturulmuş, E-Devlet şifresi alınmış. E-Devlet şifresi alınca zaten bütün gayrimenkullerin listesini görüyor. Dolandırıcılar bunu da yaptı. Ellerindeki sahte evrakla yaşlı kadının ismini kullanıp arsalarını satmaya 20 milyonluk vurguna kalkıştılar. Hasan Bey'in teyzesi Emine Güneş yaklaşık 50 yıldır Fransa'da yaşıyor. Arsalarını da hiçbir zaman satmayı düşünmedi. Teyzem olur kendisi. Çok nadiren İstanbul'a, Türkiye'ye gelir giderler. Teyzem bu kişileri tanımıyordu. Ama satmayı düşünmese de dolandırıcılar Emine Hanım'ın 20 milyon lira değerinde olan arsalarını kendisinin ismini kullanarak başkalarına satmaya çalıştı. Tarih 18 Ağustos'tu. Şüpheli emlakçı Emine Güneş'in adına sahte vekaletnameyle satış için Bahçeli Evler'deki notere geldi. Tapu müdürü böyle bir işlem yapıyoruz diye bana ulaştığında dedim kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Sonra teyzemle onları görüştürdüm ve böylece durmuş oldu. Sonra kendi aralarında karar vererek suçüstü yapalıma döndü iş. Çete her detayı düşünmüştü ama tapu müdürü yine de şüphelendi. Polisleri çağırdı. Şüpheliler suçüstü yakalandı. Denizli'de bir vekaletname düzenlenmiş 2013 senesinde. Teyzemin sahte kimliği çıkartılarak, E-Devlet şifresi de oluşturularak yapılmış bu işlem. Bizim Denizli ile ilgili hiçbir alakamız yok, hiçbir bağımız yok. Yaşlı kadın olan biteni öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Rahatsız oldu böyle bir işlemden olduğu için. 4 şüpheliden ikisi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. İlkinde yakalanmış oldular. Ya? Valla bu çete ciddi çete işi. Ya ciddi. Yani emlakçı bir yeri tespit ediyor anladığım kadarıyla. Buralar böyle böyle vesaire deniyor. Ondan sonra o çete artık hangi nasıl bak Türkiye'deki ağa bak Denizli'den çıkıyor vesaire. Yani kim bilir daha hangi bu tür hadiseleri imza attı bunlar. Kimliği kopyalanmış, devlet şifresi oluşturulmuş, tapuya kadar gidilmiş, her türlü detay oluşturulmuş. Bak yani zaten, her bir soruya bir cevapları var onların. Tabii ya E-Devlet şifresini birisine kaptırdığın andan itibaren sen de yanıyorsun. Dikkat edeceksiniz güzel kardeşlerim. Yani hani hangi, nerede vergi borcun var, nerede param pulun var, nerede telefon attın var, nerede arazilerin var. Hepsi tık 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 ortaya çıkıyor. Zaten 80 yaşında Fransa'da yaşıyorlar. Dolayısıyla valla o tapu müdürünün buradan sevgi selam olsun, olsun işte sevgi böylesi selam. Bürokratlara ihtiyacımız var. Göz yumsaydı. Evet. Velev ki şey ne bileyim hani madalyonun diğer tarafındayız. Tapu müdürü de bu işin içinde olsaydı. Misal. Kimlik bilgilerini verenleri şey de gördük olabilir. Yani her yerde İnsan vardır. İnsanoğlu çiğ süt emmiş bak ne kadar güzel. En azından orada durmuş iş. O da olsaydı şimdi 20 milyonluk arazi 20 bile değil belki şu an 30'a çıkmıştır yani sürekli bir enflasyon var ya. Yani dolayısıyla milyonlarca lira birdenbire oraya geçecekti. Daha sonra her şey imza vesaire vesaire geldi kanıtla. Geldi kanıtla. Ne sonra oldu? Fransa'daki abla diyecek ki ya tamam ne haliniz varsa görün vesaire vesaire hop bir çökme hadisesi. Yani anlayamazsın bile yani nasıl olduğunu, neden olduğunu. Aklına düşünsene yani böyle bir şey insanın başına gelsin. Ne kadar ağır bir durum ya. Yani. İyi insanlar da var bir yerlerde vardı, işini çok iyi yapan insanlar var. Tapu'daki beyefendiye ama bence bu hadise sevdiler. İlk vakaları değildi onu da söyleyelim. İnşallah arkası çorap söküğü gibi gelecektir diye düşünüyorum ben. Heh.